Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bugün yine çok güzel bir araçla birlikteyiz. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Arteon ile birlikteyiz arkadaşlar. Aracımız R-Line paket. 2.0 TDI, 240'lık motor. Ön lipini görüyorsunuz. Aracın üstünde sonradan takılmış bir hayli fazla aksesuar mevcut. Michelin Pilot Sport 4 lastiklerimiz var. 20 inç jantlarla birlikte. 255-35ZR20. Gördüğünüz gibi. Üstünde Aybah'ın yine 3 santimlik yayı var. Kırmızı üstüne panoramik sunroof ve geri kalan kısımda siyah tavan filmiyle birleştiğinde kırmızı siyah hoş detaylar oluşmuş. Yan tarafta karbon detaylarımız mevcut. Yine spoiler'ımız var. Burada da bagaj üstü spoiler mevcut. 4Motion. Biliyorsunuz 240 beygirler 4 çeker olarak geliyor. Arka spoiler'ımız. Hayli şık bir araç. AdBlue'muz da mevcut. Gördüğünüz gibi. Şöyle kapatalım. Şöyle size bir de aracın koltuklarını göstermek istiyorum. Ergo Comfort dediğimiz hafızalı koltuklar mevcut arkadaşlar. Fazlasıyla sportif bir araç. Yani hem dizel olsun hem de güçlü bir araç olsun istediğinizde bu fiyatlara alınabilecek oldukça makul bir araç. Dynodio ses sistemimiz var. Burada bagaj açma tuşumuz. Pedal takımlarımız gördüğünüz gibi Arteon R'ın pedal takımları. Anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Şöyle çalıştırdığımızda şöyle size navigasyon modunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Birçok mod mevcut araçta. Buradan yakınlaştırma, uzaklaştırma işlemi biliyorsunuz. Şimdi ön kısım bana göre ayarlı. Bir de arka koltuğa geçelim. Bakalım nasıl bir iç hacim genişliği mevcut. Arka koltuğa geçtiğimde arkadaşlar şöyle 2-3 parmaklık bir genişlik var. Neredeyse bir Passat iç hacmine sahip. Mor ambiyans ışıklarımız yine. Havalandırmamız mevcut. Şöyle de orta konsolun arkadan görünüşü. Özellikle şu karbon direksiyon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tahrik edici yani. Çok güzel bir sonradan yapılmış aksesuar olmuş. Yaklaşık 100.000 TL'den fazla bu aksesuarların hepsinin maliyeti. Şöyle tavan mesafesini de göstereyim size arkadaşlar. Yani kupe bir araç olmasına rağmen 2 parmaklık boşluk var. Bu da yine 1.90'a kadar kurtarır. 1.90'dan sonrası arkada sıkıntı yaşar. Bir de antrasit tavan olduğu için siyah bir tık daha basık gibi geliyor. Evet, Arteon böyle arkadaşlar. Hadi gelin şimdi sürüş kısmına geçelim. En heyecanlı, en keyifli kısmı. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar, Arteon'un içindeyiz. Heyecanlandıran bir araç. Oldukça dolu bir araç. Yani Türkiye'de daha dolusu var mıdır? Belki muadil olarak birkaç tane daha vardır. Dynadio ses sistemi, 12 hoparlörlü toplamda. Bir subwoofer, bir tane tweeter, 10 tane de hoparlörlü. Yeni nesil Discovery Pro aynı şekilde navigasyon mevcut. Şöyle yaptığımda hemen göstereyim size arkadaşlar. Navigasyon olarak buraya geliyor. Yani araç alınması gereken ne opsiyon varsa hepsini alınmış ve gerçekten dolu dolu kullanılmaya hazır bir araç. Şöyle menülerden tekrardan eski kısmına geleyim. Ortada dijital hızı da tutuyorum ki daha rahat görebilin diye. Hafızalı koltuklar, bütün donanım ve çok fazla karbon detay var. Direksiyon görüyorsunuz özel yapıldı. Karbon yine F1 kulakçıklar. Araç 240 beygir, 500 Nm tork değerine sahip. Hırçın bir araç. Birazdan bağlantı noktasına bağlandığımızda performansını biraz daha net şekilde size göstermiş olacağım arkadaşlar. Araç biliyorsunuz Peugeot yeni 508'e ondan sonra BMW 4 serisine denk bir araç. İçine oturduğunuzda basıklığı A5'ten daha iyi. Yani ön kısımda tavan mesafeniz daha yüksek. O dikkatimi çekti. Audi A5 bu kadar tavan mesafesi sunmuyor. Muhtemelen koltuk ayarından dolayı daha aşağıda oturabiliyorsunuz ki
Bir VAK grubu aracı için alçaklığı güzel. Yani biraz daha alçak olsa bir BMW grubu aracın direksiyonunda oturuyormuşum gibi bir hissiyat oluşacaktı bende. Biliyorsunuz BMW'nin kendine has bir koltuk yapısı var. Böyle go-kart aracı kullanır gibi oldukça derin alabiliyorsunuz. Ona yakın bir durum RT10'da da mevcut. Orta kısım klasik VAK grubu Volkswagen'e ait detaylardan oluşuyor. Yani şu direksiyon bile insanı mest etmeye yetiyor. Zaten R logosu. Alt devirin canlılığı gayet güzel. 500 Nm tork. Çok rahat çektiriyor ki gaza bir tık fazla bastım. Hemen vites küçülttü araç. Individual modda bütün her şey sporta ayarlı. O yüzden modunu değiştirmedim arkadaşlar. Yani bu tarz bir aracı Muharrem Gökçe standartlarında inceleyebilmek için aracı bakalım götürüyoruz. Yağlı tip DSG şanzıman mevcut 7 ileri. Bu önemli bir detay. Çünkü bu kadar yüksek torka kuru tip zaten olmazdı. 1500 devirle gördüğünüz gibi 90 km hızla gidiyor. Bu da ortalama 2000 devirde muhtemelen 120 km hıza denk getirecek. Güzel bir oranı var. Ekonomik sayabileceğimiz bir oran. Tekrardan D modunu alalım. Tüketim olarak da arkadaşlar hani bu araçta çok tüketim kasılmıyor. Ama şöyle ortalama tüketimi 9 litre gösteriyor. Yoğunluklu şehir içi ve klima ağırlıklı kullanım mevcut araçta. Bunu da belirteyim. Kör noktalı uyarı sistemlerini görüyorsunuz. Solda ve sağda. İç kısımda bulunuyor. Normalde aynanın üstünde olur ya iç kısmında. Bunda öyle değil, kapak kısmında bulunuyor arkadaşlar. Şerit takip asistanı. Bütün fonksiyonlar mevcut. Adaptif cruise kontrolüne kadar. Başladık arkadaşlar. Şöyle 120 km hıza geldiğimde yaklaşık 2000 devirde olduğunu görüyorsunuz. Evet. Hatta 2000 devirin bir tık daha altında kalıyor. Muhtemelen 20 inç jantlardan dolayı o da. 120-125 km hız arasında araç 2000 devirde de seyrediyor 7. viteste. Yani bunu göstermemin sebebi ekonomikliğini ve performans odaklılığını rahat görün diye. Şöyle öncelikle biraz hızımı yavaşlatmak istiyorum. S moduna aldım aracı. Şöyle 80'den bir hızlandıralım değil mi? 70'e kadar düştüm. Gaza oturdum. Of. Tork direkt beni koltuğa yapıştırdı. Üstünde 20 inç jantlarla birlikte yaylar da mevcut. Yayla birlikte bir tık sekme veriyor ama yine de güzel. 180'e kadar düz çıktım. 180'den sonra eğim var arkadaşlar. Ayağımı gazdan çektim. Trafiği tehlikeye atmayalım ama net bir şekilde hemen 180'e ulaşıyor. Ve güzel yanı araçta 180'le gittiğinizi hissettirmiyor yani. Gayet tork ile güzel güzel yürüyor. Şanzımanın tepkileri S modunda güzel. Yokuş yukarı olmasına rağmen tırmanıyor yani, bana mısın demiyor. Ve twin turbo olmasından dolayı devir çevirmeyi seven bir yapısı var. 4600 devre kadar soluksuz çıkıyor araç arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ESP'mizi bir kademe kapatıyoruz. S modunu aldım.
Tamam dedim. Çok agresif bir şekilde vites atıyor. O kadar güvenli hissediyorum ki kendimi. Uf, 240'a kadar gerçekten soluksuz çıktı. Sonrasında iyim başlıyor diye devam etmedim ki önümde de araç vardı. Hani aracı da kendimizi de tehlikeye atmaya gerek yok ama limitini çok güzel bir şekilde gösterdiğime inanıyorum. Hani gerçekten Allah kaza bela vermesin. Bu arada arkadaşım aracı satıyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Düşünen olursa gönül rahatlığıyla alabilir. Bu kadar dolu ve temizini, aynı zamanda dizel ekonomi isterseniz ekonomi, ki performansını gördünüz, gayet makul bir performansı var. Hani rakiplerinden hiçbir şekilde aşağı kalır yanı yok. Yani şaşırtıcı bir performansı var. Şöyle devam etmek istiyorum. S modunda kendisi en iyi devirde atsın. Bakın 4600 devre kadar bana mısın demiyor. Yokuş yukarı sanki düz yolda hızlanıyormuş gibi hızlanmasına devam ediyor. İşte bu gördüğünüz gibi 500 Nm tork aracı çok güzel devirlendiriyor. At vitesi artık attı. Fren yaparken de bu arada stabilitesi çok güzel arkadaşlar. Beklentimin üstünde olduğunu söylemem gerekiyor. Yani çok o hızlarda net şekilde tepki alabiliyorsunuz. Yani ben bu kadar net şekilde tepki alacağımı tahmin etmiyordum. Arkadaş, bir araç geçeceğim diye yaptığın iş mi ya? Combo. Yarım gaz modu arkadaşlar. Hani yarım gazda bile oldukça güzel devirleniyor. Şöyle bakın. 2000-3000 devir arasındaki rahatlığı görüyorsunuz. Yani hacimli ve dizel olması araca ekstra bir atiklik sağlıyor. Yani hacimli dediğimde 2 litre bir hacim, yani böyle über bir hacim yok araçta. Ama yine de 2 litre motor bile günümüz şartlarında güncel teknolojiyle birlikte oldukça başarılı. Araçta 4Motion sistem var. Haldex dediğimiz sistem. İhtiyaç durumunda 4 çeker oluyor. Normalde önden çeker gibi davranır. Özellikle elektronik sistemleri çok güzel kullanır. Çünkü kendi içinde bir işlemcisi olduğu için anında tepkiyi ve torku ölçerek tekerlekler arasında dağıtır. Normalde karakteri önden çeker gibi oluyor. Araç arkadaşlar yol tutuşta yayın da etkisiyle ciddi anlamda yanal salınımları bıraktığı için, ki araç zaten R-Line'da çok ciddi bir yanal yatması yoktu 20 inç jantlarla. Bir de 4 çeker eklenmiş. Hani virajlarda trende gider gibi gerçekten gidiyorsunuz. Bir Torsen Quattro tabii ki hissiyatı yok. Biraz daha gücü elektronik dağıttığını hissediyorsun. Ama virajlarda limitini zorlasanız bile herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Tabii size bir sonsuz limit sunmuyor ama potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirtmem gerekiyor. Genel olarak birçok şeyine değindim. Sadece rüzgar sesine ve lastik sesine değinmedim. Bozuk yolda lastik sesini biraz alıyor 20 inç jantlardan dolayı ama standartta o kadar rahatsız edici bir yapısı yok. Rüzgar sesinde 120 km hızdan sonra alıyor arkadaşlar. Bu hızlarda herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ufak bir rüzgar sesi geldiyse de alt hızlarda o fan sesidir arkadaşlar. Bakın şöyle
klimamı bir kademe açtım. Malum hava gördüğünüz gibi 35 derece ve oldukça rahatsız idi. Bu arada araç motor sesini arkadaşlar kabine ciddi şekilde almıyor. Sadece performanslı kullandığınız zaman o turbonun sesini hissediyorsunuz. Dizelin kendine has bir karakteristik sesi vardır ya hacimli motorlarda, böyle hırıltılı bir şekilde. O insanı böyle gaza getiren hoş bir sestir. Valla araçta lip olmasına rağmen, yayla birlikte alçak olmasına rağmen altını falan sürtmüyor. Beni gayet memnun etti. Benden oldukça geçer not aldı. Beklentimin fazlasıyla üstünde bir araç. Tam da şansa bugün 4. D segment aracımı çektim. 320 dizel A4 508, peşine de bu araç. Valla dolu dolu bir test oldu D segmentinde. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Sinyal vermezseniz şerit takip asistanı size çekiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir sağdan ayrılacağız. Yeni testlerde, yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Herkese kazasız, belasız, keyifli sürüşler dilerim.